Okey, tamam. Emrecan hoş geldin, selam. Bak, YouTube'da daha fazla kişi var. Bu konuda YouTube daha iyi durumda. Vay, tek ben mi varım diyor. Semih, hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam beyler. Hakan, Semih, Emrecan. Emrecan, Twitch'ten mi geldin? Deniz Lök, aleyküm selam, hoş geldin. Muhammed sen de hoş geldin. Yeni hoş geldin. Kubilay hoş geldin. Abi ben de diyorum gece yayınları nerede? Berk hoş geldin. Bu saatte hayırdır. Yiğitcan sen de hoş geldin. Aslında biz Twitch'te canlı yayındaydık. Şöyle bir yarım saat oldu mu Murat abi? Yarım saat olmadı yok ya. 20 Olmadı değil dakika. mi? 20 dakika önce oldu en fazla. Aynen 20 dakikadır Twitch'te canlı yayındayız. Murat abiyle beraber CM oynuyoruz. CM'yi bilenler vardır. Bu sene 2001'de çıkan efsanevi bir futbol menajerlik oyunudur. Biz de Murat abiyle yaklaşık 8 sene önce bu oyunu oynuyorduk. Efsane bir kariyerimiz var. Sene 2023'teyiz. Sol üstten görebiliyorsunuz şuradan. Ben Kocaeli Spor'un teknik direktörüyüm. Murat abi Fenerbahçe'nin şu anda. Ama ikinci lig kategorisinde başladık normalde. Evet. Ben o zaman Yani şöyle... Sen konuş abi. direkt birinci ligden başlamadık. İkinci lig A kategorisinden çıktık. Bu arada Oradan hoş da geldiniz Doğu. yaklaşık ben 10 takım değiştirdikten sonra Şöyle göstereyim o zaman. 34 kişiyiz. göster. Bakın, oyunda 22 sene geçti arkadaşlar. 22 senedir oynuyoruz. Şöyle ben şu anda Burak Şener olarak Yani oyun mesleklerden bir senesi olarak. başlayalım. Oyun Aynen oyun senesi senesi olarak. olarak. Gerçek sene olamaz zaten Gerçek de. sene olabilir. 22 sene olabilir yani bir oyunda. Gerçi olabilir. 10 yaşından beri oynuyor olabiliriz ama o zaman bilgisayar... Değil mi? Aynen. Ama 7-8 sene önce oyunu bırakmıştık. Artık hani bazı şeylere, başka şeylere dalmıştık. Ben askere Şimdi gittim, geldim aynen. falan filan derken bu oyunun save'i arkadaşlar tam 7 senedir benim bilgisayarımda duruyor. Seni 2023'te bırakmıştık. Hatta 2022'de herhalde. Murat abiyle birkaç gün önce tekrardan başladık. Meme aç diyor Bahadır. Kardeşim açsam da görmezsin şu anda. Al bak kırmayayım sana bak ucundan görüyor musun? Kocaeli'nden selamlar diyor Kubilay. Vay o zaman göğsünü karartacak Kocaeli haberlerine hazırlıklı ol. Şimdi şöyle bakın. Ben futbol yaşantıma Hatayspor'la başladım kendi memleketim. 2021'de pardon 2001'de Hatayspor menajeri olarak işe alındım. 4 sene sonra 3 sene sonra kovuldum. İkincilik A kategorisi. Daha sonra Çankırı Belediyespor'a gittim. 2 gün orada kaldıktan sonra bırakmışım Çankırı'yı. Hoşuma gitmemiş ya da Eskişehir başka takımlara bakmışım. 10 gün sonra Eskişehir menajeri olarak işe başlamışım. 2 sene sonra Eskişehir menajerliğini de bırakmışım. Daha sonra İtalya'ya gitmişim arkadaşlar. Kavese diye bir takım. Kavese'nin hatta bir bestesi var. Hatırlıyor musunuz? Meşhur tribünlerde söylenen. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir ara Fenerbahçe tribünlerinden de söyleniyordu. Tabi o zamanlar bundan haberim yoktu. Her neyse, yaklaşık bir aylık bir maceradan sonra İtalya'ya ısınamamışım ve Sarıyer'de başlamışım. Sarıyer'de tam 6 sene boyunca görev yaptıktan sonra kovulmuşum. Sonra Adana Demirspor'dan Erzurumspor, 3 senelik bir Erzurum macerası ve daha sonra Kocaelispor. Tam 7 senedir Kocaelispor'dayım ve şuradan ödüllerime bakın. Son 4 senede yılın Türk menajeri seçilmişim. 2019, 2020, 2021, 2022. Turnuvalarda da Kocaelispor'u şöyle hemen göstereyim. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin geçmişi. 2021 yılında Kocaelispor'u Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmışım. Şöyle UEFA Kupası'na bakalım. O zamanlar UEFA Kupası'ydı. Avrupa Ligi değildi. 2020'de Kocaelispor'la final oynamışım. Leverkusen kazanmış. Süper Lig'in geçmişine bakalım bir de hızlıca. Süper Lig'in geçmişinde de son 4 senede 3 Kocaelispor şampiyonluğu var. Biri Murat abiye ait. Son senede de Murat abi ikinci. Ondan önceki senede de ben ikinci olmuşum. Paylaşmaz bence demiş İlyas. Neyi?
CM 2003-2004 daha iyiydi demiş Can Kıymık. Biz bunu oynuyoruz ya. Bu bize göre daha efsane bir oyun. Birisi yayını paylaşır mısın diye sormuş. O da paylaşmaz bence demiş. Bana mı yayını paylaşır mısın demiş. Evet. Sana. Başkan seni... Ne Süleyman? Başkan seni... Ansap yapmış YouTube. Ne iş? Hadi ya, aboneliği mi bırakmışsın? Yanlışlıkla. YouTube mu yapmış bunu? Burak Biçan hoş geldin. Aleykümselam. Antalya'ya da selamlar Tahsin. Allah Allah. Bak Süleyman benim sıkı takipçim. Abone olmaktan vazgeçmiş YouTube. Allah Allah, bu da YouTube mu enteresan. yapmış bunu? Ben yapmadım diyor işte, kendi kendine olmuş diyor. Belki Aboneliği bırakmış. kardeşi falan tıklamıştır ya. Kardeşi, oğlu. Neyse, oğlu, abisi. Aynen, bilmiyorum, olabilir. Enteresan. Ya bu Senin YouTube... bildirim 2 kere geliyor. Niye diyor? Canlı yayınlar belki YouTube yayın yapmamızı istiyordur, bildirimleri veriyordur. Adana'ya da selamlar. Abilerimin dönemi oyun. Bu biz yetişemedik. Tisigalko bu oyundaydı. Aynen. Tisigalko bu oyundaydı. Ama biz o tarz oyuncuları almadık. Bu arada Murat abinin menajer geçmişine bakalım. Şöyle bir meslekler. Murat abi Kayserispor'da işe başladı. Aynı anda ben Hatayspor'da, Murat abi Kayseri'de. Murat abi yaklaşık 6-7 ay sonra kovulmuş Kayseri'den. Sonra Urfa'ya gitmiş. Urfa'da yaklaşık 3 ay kaldıktan sonra Sanca Taldese diye bir takıma gitmiş İtalya'ya. Kasası berbat bir takım. Orada 4 ay kaldıktan sonra direkt Fatih Karagümrük menajeri olarak işe alınmış. Orada bir sene filan civarında, bir 7-8 ay görev yaptıktan sonra kovulmuşsun. Daha sonra Küçükköy Spor macerası başlamış. Bir sene diyelim, hemen hemen 1,5 sene. Daha sonra Potenza'ya gitmiş Murat abi. Potenza'da, İtalya'da. Orada Bir gün. sadece bir gün bırakmış. Bak, İtalya'da ne akraba var, ne eş var, ne dost var. Bir gün sonra tekrardan Türkiye'ye, Küçükköy'e gelmiş. Eski takımına. Ama eski takımındaki olumsuz koşulları üzerinden atamamış ve bir sene sonra yine kovulmuş. Küçükköy Spor'un karabasanı Muratliler. Daha sonra Antalya'ya gitmiş ve Antalya Spor'da, az önce Antalya'dan selamlar yazan bir arkadaş vardı. Antalya Spor'da yaklaşık 7 sene kalmış Murat abi. Oradan Kayseri Spor'a, Kayseri Spor'da 8 sene görev yaptıktan sonra da son 3 senede Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Vay. Kariyerimiz Evet. böyle. Benim kanalım Turnuvalar. Yaşlı Kurt arkadaşlar. Aynen. Murat abinin kanalı Yaşlı Kurt. Yaşlı Kurt diye Deniz aratırsanız diyor, çıkar. vay be, başladığımda bir Ultima Online bir bunu oynardım. Deli gibi internet kafede. Orta son zamanlarında duygulandım valla. Biz de çok oynadık ya. Ya bu var ya dünyanın en iyi menajer oyunu bu. Aynen, biz bunu çok oynadık. Devam edelim. Şu andaki güncel durumumuzdan bahsedelim o zaman. Ben Kocaelispor'u bir dünya kulübü yaptım artık. Cidden öyle. Hani Türkiye Süper Lig'de son 4 senenin 3'ünde şampiyon oldum. Ondan sonra Türkiye Kupası'na bakalım şöyle. Türkiye Kupası. Finaldeyim. Onu geçin. Geçmişe baktığım zaman yine son 4 senede 4 kere final oynamışım. 3'ünü kazanmışım. Birini kaybetmişim Diyarbakır Spor'a. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi başarımı gördüğünüz UEFA Kupası'nı almışım yine Kocaelispor'la. Bu senede lig şu an böyle gidiyor. 25. haftalar sonunda Murat abi lider. Ben 4 puan gerisindeyim. Bayağı çekişmeli bir lig oluyor. Şeye de bakalım. Türkiye Kupası'nda ben finaldeyim. Yarı finalde Ankaragücü'ne elemişim. Murat abi çeyrek finalde Adanaspor'a elendi. Ben bu sene de finaldeyim. Yani son 5 senenin 5'inde final oynadım Türkiye Kupası'nda. Avrupa'da durum nasıl? Onu da göstereyim. Avrupa'da Murat abi UEFA Kupası'nda çeyrek final ilk maçında az önce Valencia'ya yenildi kendi evinde. Ama ilk maç, ikinci maçta İspanya'ya gidecek. Ben de Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyim. Rakibim Alaves. Grup maçlarında böyle gördüğünüz gibi
Murat abi grup maçlarında elenmiş, üçüncü olmuş. Ben hangi gruptaydım? Ben de Feyenoord, Benfica, Deportivo grubunda lider olarak çıkmışım. Aynen. Benim şimdi taktiğimi görsen şaşırırsın Deniz. Taktiğim bu. 2 defans diyelim. 1 2 3 4 5 6 7. 2 7 1 oynuyorum yani. Böyle bir futbolda böyle bir sistem yok. Ama 5 defans da diyebilirsin. Bunlar birbirlerine yardım ediyorlar. Bu Dostum, sistemle efendim abi. bu Walking Hı. Dead episode 4 mi olacak yine? 5 episod olacak. 5 Sıradaki episode episod. olacak. Aynen. Sıradaki Şu an 4. kaça kadar çıktı? 3'ü bitirdik. 3 çıktı. 3'ü oynadık. Bitti 2 mi yani? episod daha var. Aynen episod 3 bitti. Zaten çıkarıyorlar. Episodu tamamen oynuyorsun o episodu. Adem sakatlık geçirmiş. Şöyle fikstüre bakalım. Adanaspor Ankaragücü'nü yenmiş. Benim dünya Öztürk İsmail dünya Türkiye kadrosuna çağrılmış. Vay. Ama hangi kadro ya? Beymindi'de forma giymiş bu adam. Şu anda Kocaelispor'da 27 maçta 3 gol, 3 asistle 7 küsur ortalamayla devam ediyor. Twitch'te evet herkes görmüyor da bilmiyorum ya. Evet, senin de maçın var mı abi şu anda? Şu an var. Hmm, Bursa Spor'la oynuyorum. Şu an var. Bir dakika. Kadromu en son ayarlamıştım. Sadece kondisyonlarda bir sıkıntı var. Bundan sonraki maçım ne zaman ona bir bakayım. Güzel. Bir 10 günlük ara vereceğiz. Hatta 15 gün diyebiliriz. Dinlendirmem lazım aynı zamanda takımı. Harbiden Öyle ya. başlayayım. 90-90-98. Tam bu şekilde bir başlayalım biz. Her şey küperde. Ofansif futbol. Aa, 7 yabancı seçmişim. Sadece 6 yabancı seçebilirmişim. Bir dakika. Testa da iyileşti. Testa da takımımın bir numarası. Sakatlığı vardı en son. Birkaç gün yok. Boyunda burkulması var. Antrenmanda sakatlanmış. O zaman Souza'yı şöyle. Adem'le değiştireyim. Adem de sakat. Az önce sakatlandı. Adem de çıkarıp yerine Tekin Karakaş. Bir dakika ya. Tekin Karakaş'ı buraya alacağım. Souza gelsin. Aynen. Souza buraya gelsin. Hadi bakalım. Şimdi ben oyuncuları tanıdığım için size biraz yabancı geliyor. CM01. Başlıkta yazmıyor mu oyun? Yazıyor. Yiğitçen Yıldız The Walking Dead çıktı. Türkçe'ye de çevrildi. Hangisi çıktı? The Walking Dead'in son episodu. Hangisi işte? 3 mü 4 mü? 3. 4 çıkmadı Hmm. daha. En zevk aldığım seri Burak Şener kariyeri fakat gündür başka videolar geliyor. Kanalda en çok izlenen seri açık ara farklar. Burak Şener kariyeri bence buna ağırlık ver hocam. Ya ben kanalda izlenme sayısına göre çekmiyorum videoları. Bunu beni takip edenler bilirler. Walking Dead mesela kanalında aylardır beklenen bir oyun. Bir günde 3 bölüm attık. Büyük ihtimalle bugün Burak Şener kariyeri gelecek. Oksijen de bugün gelebilir. Aynen mesela Oksijen'i Burak Şener'den önce çekmiştim. Arkadaşlar ben diğer YouTube kanalları gibi değilim ya. Yani ben sevdiğim şeyleri oynuyorum bu kanalda. Yani sevdiğim şeyleri oynuyorum. İzlenmesi az olsa da. Mesela FIFA benim sevdiğim bir oyun diye FIFA çektim. Ama FIFA diğerlerinden daha fazla rağbet gördü. Ne bileyim, her gün FIFA çekersem veya benim oynamak istediğim oyunları oynamazsam benim robottan bir farkım kalmaz ve size bunları yansıtırım yani. Ciddi anlamda hani mutsuz olduğumu, huzursuz olduğumu yansıtırım. Kendim için aslında şöyle. Emre Garipardır. O zaman kendin için çekiyorsun bölümleri. Bir anlamda doğru. Hani ben zevk aldığım şeyleri oynuyorum. Siz zevk aldığınız şeyleri takip ediyorsunuz. Olay böyle olmalı zaten. Zaten sen zevk almazsan oyunun hiçbir anlamı yok ki. Yani. Ama Aleyküm selam. bir sorumluluğum da oluşuyor tabii ki. Mesela Burak Şener kariyerine başladım. Sıkıldım, bırakamam ben o kariyeri şu anda.
Eğer insanlara onu bir şekilde izlemelerini sağladıysam o bir şekilde devam edecek. Ama aksatmıyoruz. Sadece 2-3 gündür gelmedi. Aynen Deniz, teşekkür ederim. Senin en sevdiğim yönün kardeşim keyfine göre takılman. Yaş 30'a geldi, bir takip ettiğim sen varsın. Yok tostçu, Nusret falan saçma şeyler. Evet genelde öyle. İnsanlar popüler ne varsa onu çekiyorlar. Bugüne kadar benden bir challenge görmediniz mesela. E ne oldu? Çünkü bana anlamsız geliyor insanların böyle challenge videolar çekmesi. Yarın öbür gün yapar mıyım? Canım isterse yaparım ama bana şu anda, şu anki mantığıma göre çok anlamsız geliyor. Yok gözünü kaçırmama challenge, ağlamama challenge. Herkes aynı videoları izleyip duruyor. Ona lan. Ne bileyim Ağlamama abi. sen. Gel sana bir tokat atayım bak nasıl ağlıyorsun. Abi FIFA 17'de Burak Şener diye bağırman çok hoşuma gidiyor. Bu arada arkadaşlar bu çok önemli bir maç. Benim bu maçı kazanmam lazım. Bir saniye küper hadi. Bak senin yüzünden konsantre olamıyorum. Gol yedim ya. Abi yemin ederim ben de konsantre olamadım. Golü atmam lazım acilen. Bu oyunda bir de böyle bir şey var. İlgilenmezseniz takımınız oynayamıyor. Kontrol etmeniz lazım. Mesela formu düşük kim var şu anda? Ariel Çaylak. Ben yeni aldığım oyuncu var ya, hikaye ya. Mesela ben sevdiğim şeyleri çekmesem Silent Hill tarzı videolar asla. Yani çoğu kimse cesaret edemez ya. 100 binlik bir kanal hakikaten böyle bu tarz oyunları çekmeye cesaret edemez abi. 100 binlik kanalız. 2000 kişi izliyor Silent Hill'i. Olsun, onlar var ya, ileride çok güzel şeyler olacak onlarla. Abi olmasa da yani o oyun benim hayatımın, çocukluğumun, gençliğimin en anlam verici oyunu. En Aynen. anlam veren oyunu. Aynen. Sabahladığım, ne bileyim böyle Saadet kaçamak teyzenin kaçamak. senin suratına bakması. Hakikaten ya. Murat abinin küçük bir odası vardı. Biz o Silent Hill'i saatlerce sabahlara kadar oynardık. Bir gün Murat abi uyuyakaldı. Silent Hill 4'ü oynarken. Aynen, şu anki oynadın. Aynen. Murat abi şey yapardı. Ben oynardım. Murat abi izlerdi. Yorum yapardı. Şifreleri beraber çözmeye çalışırdık falan. Silent Hill 4'ü oynarken Murat abi uyuyakaldı. Artık bilmiyorum niye. O gün uykusuz muydum falan. Ben oyunu bitirdim sabaha kadar. Sabaha kadar oturdum bitirdim gözlerim kan çanağı. Murat abinin odası açıldı. Ben böyle yerde oturuyorum. Murat abi koltukta uyuyakalmış. Ben de yerde oturuyorum bu küçük televizyonun karşısında. Murat abinin annesi kapıyı bir açtı. Saadet teyze. Elimde joystick ama böyle sabah 7 filan. Gün aydınlanmış kuşlar ötüyor filan böyle. Saadet teyze bana böyle hayalet gibi bakıyor. Ben Saadet teyzeye bakıyorum. Misafiri olarak evde. Sabah göründe televizyonun karşısında. Ne demişti tam hatırlamıyorum ama. Ayıkmasın lan sen de. Bizim Antakya'da biraz Uyuma şey. ayıkmasın. Mesela uyumamışsın değil. Eğer Antakyalıysan karşısındaki insan da Antakyalıysa uyuma yakmın sen der. Yani uyumamışsın değil. Uyuma yakmın lan sen daha ya da bre. Uyuma yakmın bre sen. Hatta Murat abi uyuyakaldığı için ben o oyunu bir kere daha Murat abinin yanında bitirdim. Aynen. Görmediği için. Ayrı bir yerde, Sevre'de. Aynen. O zamanlar Güzeldi böyle ya. seviyeleri şey böyle PlayStation'da falan yoktu. Orada kart vardı 8 MB'lık, hatırlıyor musun o kartları? Abi hatırlamaz olur muyum? Bende 4-5 tane vardı o karttan. Memory kart ya. Memory kart. Vay. Bir saniye. Hani Dream Rock Nation mı geldi buraya? Bak yine bir canlı yayın hatası. Vay arkadaş. Sanırım Green Rock Nation 49 liralık bağış yaptı. Ve yazıyı da göremedik ama ben şimdi şöyle yapacağım. Abi bak hep canlı yayın hataları. Pencere yakalama bağışın üstünde kalmış. Green Rock Nation YouTube üyeliği ne acaba? Green Rock Nation bizi şu anda YouTube'dan takip ettiğine göre. Hemen giriyorum abi hemen. Göremedim ya çok üzgünüm. Ya Green Rock Nation'a da cidden söyleyecek söz bulamıyorum. İnanılmaz bir insan ya. Göster kendini Green. YouTube'da seni görmek istiyorum.
Şöyle yapalım o zaman. Green Nation'ın bağışı. Evet, gördüm. Tekrardan bunu bir canlı canlı yaşayalım mı? Herhalde görünecektir. Evet, Green Lock Nation sadece gülücük atarak bir 50 liralık bağış gerçekleştirdi. Adamın dibi ya valla. Söyleyecek, cidden yorum yapacak şey bulamıyorum artık. Bünyamin diyor ki abi sen devam et böyle. İyi ki iyi FIFA serilerin The Walking Dead falan efsane. 8 yaşında kardeşim bile benimle beraber bakıyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Olsun, ben çok pis yenildim ya. Ben bıraktım abi şu an. Chatbox'a bakayım diye. Benim yenmem lazım. Senin malum olan dört gözle bekliyordum. Al. Kınayı getireyim sana biraz. He. Bir saniye, şunları da düzelteyim. Menajere Berk de. YouTube şeyden yapmış ya. Ha, bağışı. Neyden? Twitch'ten mi yaptın? Nereden yaptın? Bağış sistemi var mı Burada bağış sistemi var, evet. burada? Hmm. Şeyde Bunu da öğrenmiştim. açıklamalarda, izlediğiniz yerin açıklamalar kısmına bakın, orada bağış linklerini görebilirsiniz. Bağış Twitch'le alakalı bir şey değil. Sadece orada abone olma muhabbeti. Saniye. Bizim hayatımızda Silent Hill çok önemli bir yer kapsıyor arkadaşlar. Aynen. Burak'la benim aramda CM, o da çok büyük bir yer teşkil ediyor, kaplıyor. Bugüne kadar en çok oynadığımız oyun belki de bu, değil mi? Sanırım beraber, evet. Niye böyle oluyor ya bunlar? Bunu yine böyle görebiliyor musunuz? Bu arada chatbox'a bakamıyorum şunlarla uğraşmaktan. Maçımı da kazanmam lazım. İlk yarıda bıraktık. Şöyle bir yapalım. Alt mı yiyordu abi? Shift mi yiyordu şeyi? Shift. Shift diyordu ama bu niye böyle görünüyor? Bir dakika. Ah, şu ayarları yapamıyorum var ya, sinir oluyorum bazen. Nereye gitti gene ya? Of, deli oluyorum. Günaydın. Herkese günaydınlar. Herkese günaydınlar. Green Rock Nation'a şimdi bir kere daha bağış yaptıracağım. Şöyle. Sırf orada görünsün diye. Abi kafayı yiyeceğim ama ha, Murat abi. Murat abi. Bir Sebep? sıkıntı var, çözemiyorum ya. Neyle ilgili? Şu bağış penceresiyle alakalı. Ne olmuş ona? Bir saniye arkadaşlar. CM0102 oynuyoruz şu anda. Bir bağış geldi, dengemiz dağıldı, bozuldu. Bir dakika. The Walking Dead'in mi? Güzel.
En güzeli bir tabii ki. Beğen gitti. Yayını ben şunu düzenlemek için yaptım da bir türlü yapamıyorum. Şunu kesemiyorum mesela. Tamam hadi son iki bağış görünsün. Madem öyle. Sence hangisi güzel? Yazıların üstünü kaplıyor ya. O biraz rahatsız ediyor. Walking Dead'in hangisi güzel dedin sen? İlk sezon kesinlikle. Kesinlikle birincisi. Lili olan. Yazıların bu kadar küçük olması yine belli oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Şu an bayağı küçülttüm ama görüyor musun? Yo, bu gayet güzel görünüyor şu an. Chatbox'a bir şeyler yazılıyor ama uçtum gittim. Ben NBA oynamasını bilmiyorum arkadaşlar. Bilsem oynardık. Heh, tamam. Tamam. Ne yazmışlar? Bir saniye bir bakayım abi. Ben hala devre arasındayım şu anda. Bu maçı kazanmam lazım. Abi Emrecan'a cevap verdi, yazmasın artık. Yazık, bir de o kadar uğraşıyor. Emrecan ne yazmış? The Walking Dead sence en güzel? He, bunu cevapladık Cevapladık zaten. mı? Günaydın Özgür. Abi diğer YouTube kanallarıyla video gelmeyecek mi? Çok birbirimize söz verdiğimiz insan var ama bir türlü video kaydetme fırsatı bulamıyoruz. Can Kıymık. Hiç düşünmedim. Crash. Kubilay. Gene gitmesin abi, 8 saat falan yayın. Ya uyumayacağım herhalde ben bugün. Bugün saat 1'de 12.30'da yatağa geçtim ama uyuyamadım maalesef. Saat 4'te 4.30'da kalktım. Murat abi de tesadüf ayaktaydı. Oyuna devam ettik. Berk'in sorusunu zaten cevaplamışız. Tamam abi. CM4 süper oyundu. Bizim de efsanemiz bu. Bizim efsanemiz bu abi. Abi beklettim, kusura bakma. Önemli değil. Şu maçı almam lazım bir şekilde. Böyle devam edelim ya. Ben de ayaktayım valla diyor Süleyman. Until Dawn'ı özlüyoruz. Bir saniye. Özsoy, hadi. Hadi çocuklar ya. Bakın kaç tane şut çekmişim ama bir türlü golü bulamadım. Bu sene de şampiyon olmam lazım. Murat abiye vermemem lazım o şampiyonluğu. Hadi Bursa. At bakayım 3-4 tane Bursacığım. Hadi be işte be İsmail be. Ama offside verecek. Artık biliyorum abi bak. Ama top ağlarda virgül falan varsa offside veriyor. Golü atan İsmail, Vega offside. O kural da ilerleyen zamanlarda kalktı işte, değil mi? Pasif offside. Aynen. Penaltı mı? Kim yaptı penaltıyı? Hayda. Hadi Bursa. Golü yedim. Bursa tribünleri arasında Fenerbahçe teknik direktörü Murat Diler var. Abi olamaz böyle bir şey ya. Golü At yedim. onu. Adamlar iki kere geldiler. Penaltıdan gol Oh. attılar. Oh. Çok süper. Nasıl böyle oldu ya? Yüklenin yüklenin. Kondisyonlar. Durum 78. Allah'ım ya Rabbim. Eyvallah Özgür. Evlat ben bir kola doldurup geliyorum. Tamam, Kubilay düşünüyorum. Until Dawn'ı böyle biz remastered yapmayı düşünüyorum yani. Kırmızı kepte. Green Rock Nation, YouTube kullanmıyorum. Sadece tesadüf gördüm. İyi yayınlar dilerim, bir 50 lira daha. Vay Green Rock Nation, vay. Ne diyeceğim bilmiyorum. YouTube kullanmıyorsun. Sen bizi o zaman Twitch'te mi keşfettin? Ne yaptın? Ya ben Twitch'te yayınlaydım az önce. Baktım 5 kişi izliyor. Dedim 5 kişi izleyeceğini YouTube'da yayın açayım da en azından bir 40-50 kişi olalım. Öyle açtım yayını. Tesadüf. YouTube'a bekleriz seni ara sıra böyle. Ama Twitch olayımız devam edecek tabii ki. Hadi be. Çok teşekkür ederim Green Rock Nation. Orada 3 oldu ya. 3 satır oldu. Böyle kaybola kaybola gidiyor Green Rock Nation bağışları.
Hadi be çocuklar. Murat abi kaybetmişken benim kazanmam lazım. Tek kale oynadık ama nasıl oluyor bu ya? 11 şutumuz var. Hadi Vega, hadi çocuklar, atacağız ya. Hadi Vega. Olmadı. Kaç Nasıl taneydin? olsun? Abi 1-0 ama tek kale oynuyorum ya. Aleykümselam gençler. Nasıl böyle oldu anlamadım. Çok güzel oldu. Ben yeniliyorsam sen de yenileceksin kardeşim. Bu böyle yani. Olmaz öyle bir şey abi. Ben senin puan kaybetmeni bekliyorum haftalardır. Beni hiç ilgilendirmez. En azından beraberlik. Sen kaybettiysen benim berabere kalmam lazım. Bir puan bir puandır. Yenileceksin Tosun. Abi hakemi şikayet edeceğim ya birazdan. Rüşvet yedi. Federasyona. Oğlum rüşvet yedirdim ben Fenerbahçe'yim. Vallahi abi. Adamlar bir kere geldi penaltı. Benim golümü de vermediler offside diye. Belki o da şaibeli. Olabilir. Haklı bulacaklar ha ben sana söyleyeyim. Beni ilgilendirmez. Maç nasıl olsa yenildiğin zaman isterse haklı olsunlar yani önemli değil. Hadi be çocuklar ya. Abi 13 tane şutum var. Rakibin 4 şutu var sadece ya. Bursa kaçıncı? Bursa düşmemeye oynuyor ya. Uf. Abi ben Denizlispor'dan 3 tane yedim ya. Lanet olası adamlar Beşiktaş'ta beni. hepsi 8-9 oynuyor. 8-9 oynuyor. Şöyle yapmam lazım. Bu benim Burak Şener sistemim. Özel sistem bu arkadaşlar. Kimse yapamaz bunu. Bununla ben Avrupa şampiyonlukları kazandım. Hadi be. Bak son skorlardan görebiliyorsunuz. Murat abi şu anda 81. dakikada 3-0 mağlup. Bana göre 81. O maçını bitirdi ama. Hadi Kardozocuğum. Hadi bir beraberlik ya. Of, böyle önemli bir maçta mağlubiyet hiç hak etmedik ha. Atın Yenileceksin şu Tosun. topu. Abi büyük Oğlum ihtimalle öyle. Gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor. Yağmurun altında korner. önümüzdeki sezon sen Murat abini izle canım. Tamam mı gülüm? Her yeri silip süpüreceğim. Hani bu sezonda? Önümüzdeki sezon daha bak bu sezonu 7 sene sonra 8 sene sonra aldık elimize. Abi. Bak Transferleri falan valla. yapamadık. Oyuna odaklanamayınca vallahi kaybediyoruz ya. Ya ben bu maçı kaybetmeyi hak etmedim ya. O 42 puan. Neyse liderle aramızda 5 puan fark var. Kazansam 45 puan da olacağım ya. Herkes kötü oynadı. Özcan Aydın'ı yeni bir yerde denedim ama başarısız oldu maalesef. Devam. 3-1 yenilmişsin. Şimdi Castillo yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak. Oğlum topunuzu satacağım lan. Hepinizi satacağım. Bekleyin siz. Pardon. Nerede bu? Sen şurada oyna. Sen şurada oyna. Sen sakatsın. Allah Avrupa maçı varmış lan. Avrupa maçı mı? Fikstüre Evet. bakıyorum. Benim Diyarbakır'la maçım var şu anda. Nasıl Diyarbakır'da? Senin fikstürüne bir bakalım. Aynen. Senin Avrupa maçın var. Çok güzel bir tarihte Avrupa maçın var abi. Avrupa maçından bir hafta sonra yani bir 8 gün sonra yeniden maçın var. Ben öyle bir fikstür geçirdim ki arkadaşlar şurada bakın. İnsafsızlık ya bu. Mesela 12 Şubat'ta bir maç yaptım. 15 Şubat'ta bir maç. 3 gün sonra bir maç. Lyon'a karşı oynadım. 5 gün sonra Ankaragücü. 2 gün sonra Ankaragücü Türkiye Kupası yarı finaline çıktım. Yendim. Her 3 günde bir maç yapa yapa geldim ben buralara. Ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alaves'e karşı oynayacağım. Türkiye Kupası'nda finaldeyim. Ligde de bir şekilde iyi... Ha, bir dakika. Yönetim kurulu federasyondan istek, hakemi şikayet et. Ettim.
Futbol Federasyonu Kocaelispor takımına menajer Burak Şener'in hakemler hakkındaki yorumları sebebiyle 40 bin dolar ceza verdi. Ulan aynı yazı bana da geldi sana. Şener ayrıca 3 maç boyunca tribünde oturacak. Adilik bu ya. Abi, ofsayttan golümüzü vermediniz. Rakip penaltıdan gol attı. 40 Ligde bin dolar. Galatasaray yok nerede diyor Berk. Bakalım hemen. Galatasaray 14. Tamam ben şeye gireyim, maça gireyim. Sen oradan istediğin yere gösterebilirsin. Aynen. Murat abi maça girerken ben kendi işlerimle uğraşabiliyorum eğer aynı gün maçımız yoksa. Seyit'in kontratı 3 ay sonra bitiyor. Oynatıyorum bu oyuncuyu. Takımın ilk sırada olması gerektiğine inanıyormuş. Bu seneki performansı ve geçen seneki performansı çok kötü. Galatasaray'dan almışım. İlk sezonunda bakın 37 maçta tamam mı? Toplamda 37 maçta 7.24 oynamış. Çok iyi. Yani 7 küsur ortalamanın üzerinde olması çok iyi. Ama son 2 senedir 7'nin üstüne çıkamamış ya. Özden Seyit. Ve kontratını yenilemek istemiyor. 3 ay sonra da bitiyor. Testa. İşte bu benim efsanem. Testa sakattı bakın. Bu sezon 37 maçta 12 gol, 8 asist. Sakattı, iyileşti. Son maçlardaki performansına bakar mısınız? 10 oynamış, 7 oynamış. Şunu göstereyim. Süper Lig'deki oyuncu verilerine bakalım. Ortalama not olarak benim Özsoy Tekin adlı oyuncum 7.95'te Süper Lig'in zirvesinde. Hadi başarılar Murat abi. Allah. Özgür Aydın Galatasaray 13. sıra 14. sıradaysa oyun bozuktur diyor. Şöyle düşünmeni istiyorum. Oyun 2001 yılında başladı. Yani 2001 yılının Galatasaray'ı da başladı. Aradan 22 sene geçti. 22 sene boyunca bilgisayar kontrol etti Galatasaray'ı. Yani 22 senede dengelerin değişmesi normal. Allah bilir hangi evreden geçmiş. Ya ben Kocaelispor olarak son 4 senenin 3'ünde şampiyon oldum. Demek ki her şey olabiliyor. Yani Yapılanmayla alakalı. mantık olarak da öyle olması lazım. Çünkü iyi oyuncuları seçip alabiliyoruz yani gücümüz var. Tabii. Galatasaray'ın mesela en önemli oyuncularından birini ben transfer etmişim. Niye Galatasaray her 3-4 senede bir ligi 10. 9. filan sonlara doğru şey yapıyor yani böyle lig bitmesine yakın havlu atmış oluyor. Hani 29 puanda 2-3 puan 2-3 maç kazansa 10. 11. bitirebilir. Bu gayet normal. Mesela büyük ihtimalle Murat abi Fener'i kontrol etmese Fener de aşağılarda olabilir. Fener'in geçmişine bakalım mı? Süper Lig geçmişine. 2016-2017 yılında içinde bulunduğumuz sezonda 14. bitirmiş ligi. En kötü lig pozisyonu. 14. bitirmiş. En büyük zaferi Hatayspor'a karşı 7-0. En büyük yenilgisi Barcelona'ya karşı 4-0. Galatasaray'ın geçmişine bakalım. Galatasaray. Evet, Galatasaray son dönemlerde kötü herhalde. En kötü lig pozisyonu 14. 2019-2020 sezonunda. 2001-2002'de şampiyon olmuş. 5-0 Trabzon'u yenmiş. Yedin mi? Yedim. Ben Yapma ya. eleneceğim bu sefer herhalde ya. Şöyle düşün abi. Gol yemiş olan hiçbir şey değiştirmiyor. Yo, değiştiriyor çünkü atağım yok. Adamlar çok baskılı oynuyor. Beş... Oha oha hiç bana Yo, fırsat vermiyorlar. hiçbir şey değiştirmiyor çünkü 1-0 kazanman da yetmiyor. 1-1 de yetmiyor. Senin 2-1 kazanman lazımdı. 2 gol atmadan zaten eleyemezsin. Yani gol yemen bir şey değiştirmedi şu anda. Al bir gol daha yedim. O zaman 3-2 kazanman lazım abi. Çok zor. Adamlar tek kale oynuyor. Şöyle Süper Lig geçmişine bakın. Bir gol daha yedim.
Baksanıza Antep şampiyon olmuş 2 sene arka arkaya. Gençler Birliği 3 sene ikinci bitirmiş. Diyarbakır bir ara coşmuş. Dengeler değişiyor. Dardanel mesela en fazla şampiyon 21 kere Fenerbahçe'ymiş. Yani gerçek. Sanal alemde mutluyuz şu anda. Şöyle oyuncu verileri diyelim. Gol krallığında Murat abinin oyuncusu Piero Russo 12 golle zirvede. Benim adamım Testa. Az önce gösterdiğim Testa sakatlanmıştı. 11 golle ikinci. Bunu ben 4 sene önce Brescia'dan almışım. İtalya'dan getirmişim. Ve baksanıza hiç yani hep 7,5 ortalamayla oynamış. Asist. Asiste benim adamım Tesla var yine. Aynı adam Testa. Mesela saldırganlığı yüksek oyuncular çok fazla kart görüyor. Özellikle benim bu adamım oynadığı her maçta bir sarı kart görüyor. Altyazılı filmler. CM3-4 oynamadık değil mi biz hiç Murat abi? Denedik mi? Yok, hiç oynamadık. Herhalde o şey olmuyordu. Hamaçtan bağlanamıyor muyduk ondan? Öyle bir şeyler vardı Öyle bir şey vardı herhalde. aynen. Ve şu anda anılarınızı depreştirecek bir olay. Biz bu oyunu Hamachi ile oynuyoruz. Hamachi'yi bilirsiniz. Abi bir gol daha yedim ya. Ne oluyor abi böyle ya 4-0. Hayır, Sen müdahale yatırımını ediyorum. seneye yap. Yok zaten yaptım da seneye gelecek oyuncular var. Ama sıkıntılı yani bu kadar gol yemesi. Yiğitcan, benden de sana kalp. Seviliyorsun kardeşim. Şöyle şimdi. Ha milli takım arası var. O yüzden böyle. 2 Nisan'a kadar. Önümüzde bayağı bir süre var. Hamaçı ya. O bahsettiğin şey ne Deniz? Özgür diyor ki CM Türk diye bir site vardı. Oradan geleceğin oyuncuları yazıyordu. Aynen. Tisi Galco vardı mesela bu oyunda. Ondan sonra bir forvet ne vardı? Afrikalı. Unuttum ama biz oyuncularla başlamadık. Süper Lig'de değil yani büyük takımlarla değil. Tuttuk ikinci lig takımlarıyla başladık. Transfer yapamıyorduk. Yabancı oyuncuları falan da alamıyorduk zaten. Bu adam burada olmadı ya Özcan. Özcan burada olmadı. Ariel Çaylak. Ariel Çaylak kendini toparladı. Normalde bu adamın normal adı Ariel Cardozo. Ama ben lakap taktım Ariel Çaylak diye. Çünkü ilk senesi. Takımında bir Ariel Cardozo daha var. 30 yaşında. Yönetim kuruluma bakmak ister misiniz? Juan Sebastian Veron, asistan menajer. 48 yaşında 108 kere milli olmuş. Geçmişi bakın. 2014 yılında Erzurumspor'a gelmiş. Türkiye Kupası'nda final oynamış. O zaman ben Erzurumspor'un teknik direktörüydüm. Veron'u aldım oraya. Daha sonra 2016'da asistan menajer olarak şey yapmışım, görev vermişim. Asistan menajer de olmuş aynı zamanda. Kocaelispor'u 2. Lig A kategorisinden Veron'la çıkarmışım arkadaşlar. Tekrarını izleyebilir misiniz? Bilmiyorum. Bu böyle kalitesiz hani kamera açısından bırakır mıyım bilmiyorum valla. İzlersiniz herhalde ya. Yayınla yani olacak. Gol atıyoruz. Şey yapıyor. Offside diye sürekli kesiyor. Şerefsiz. Kocaelispor. Bitti mi Ah, abi? yok bir gol Kaç daha kaç? yedim. Onunla golü sayılmadı. Ha diğer yönetim ekibi gösterelim. Rijkaard var. Koç olarak. Ronaldo'yu aldım yakın zamanda. Efsane Ronaldo'yu. Brezilyalı Ronaldo'yu koç olarak. Hagi var gözlemcim şu anda.
Bitti. Kötü oldu. Aynen 4-1 geçmiş olsun abi. Çeyrek finalde elendik anasını satayım. Şimdi Türkiye maçı var. Benim oyuncularım da. Vay, Philippe Souza Fransa'nın 2-0 kazandığı Azerbaycan maçında kaptan olarak sahaya çıkmış. Bakalım ne yapmış? 7 oynamış. 7 oynamış sadece. Vay be, Fransa'nın kaptanı olarak çıkmış ha. Güzel. Türkiye kimle oynuyor? İtalya'ydı değil mi? Yok. Türkiye yok herhalde burada. Öyle fikstürü. Belki gelecek ama ne zaman bilmiyorum ya. Age of tarzı bir oyunmuş. Hiç oynamadım. Caner kaç gün yok? 2 hafta. Tamam abi çık. Üzgün oyuncularım var. Takımın başarısız olduğunu düşünüyorlarmış. Takımın ilk sırada olması gerektiğine inanıyorlarmış. Abi Kocaeli olarak bak 5.'yiz ama sevmiyorlar. Çünkü son 4 senede 3 kere şampiyon olduk. Call of Duty çekmeyi düşünüyor musun? Aslında onu da böyle birden başlayıp ilk oyunlarından yeni çıkana kadar böyle bir story hikaye modu yapmak istiyorum. Belki co-op bile olabilir yani. Daha önce bitirdiğimiz oyunlarda sen var mıydın Murat abi? Call of Duty? Vardım ya. Bir ara böyle Hamachi'yle yine Aynen aynen. Hamachi'yle mi 4 kişi Aynen. falan bitirmiştik oyunu. Aynen. Çok keyifli Vardım. oluyordu. Vardım. Mogel 27 yaşında. Bakalım. İlerleyen zamanlarda düşünelim onu da. Souza geçen sene her maçta oynamış. 40 maça çıkmış. 7'nin üzerine altına düşmemiş. Bu sene yerini Cacares'e devretti gibi. Yeni aldığım bir oyuncum var. 7.33 oynuyor. Küper efsanem arkadaşlar ya. Yaşlanıyor giderek ama 30 yaşında ve artık Türkiye'de oynuyor oynuyor. İyi konuştuğu dillerde Türkçe var. Resident Evil ancak Türkçe çıkarsa başlayacağım ona. Ha, Resident Evil serilerini düşünüyorum ama yine böyle Silent Hill gibi ilk oyundan başlayıp bir seri yapmayı planlıyorum. Engin ateş altında. Nasıl çok uzun olur Sebahattin? Evet, milli takıma giden oyuncular. Kalecim, İsmail Öztürk, Özsoy Tekin, Deniz Deniz. Deniz Deniz nerede? Deniz Deniz evet, milli takıma giden oyuncular. 1 2 3. Vay, milli takıma girdiğin zaman yıldızlı oyuncular var ya. İkisi benden görünüyor. Benim bu adamı değerlendirmem lazım ya. Deniz Deniz'i. Karşılaştıralım. İkisi de benim forvetim. Kıyasla. Deniz Deniz daha iyiymiş ya. Ofansif orta sahada da kanatta da santraforda da Özsoy Tekin'den. Bakın Deniz'in geçmişini. 39 maçta 32 gol atmış ya bu adam. 2020-2021 senesinde. Efsaneleştiğim senede. İşin garip yanı Tekin de çok iyi. Acaba çift forvet mi oynasam? Tekin. O da iyi gol atıyor.
7.75. Bu sezon 7.95'te zirvede. Aynen ya, onların hepsi aklında. Deniz onların hepsi aklında valla. Neden hiç FIFA Ultimate Team, FUT Champions benzeri FIFA serileri gelmiyor? Valla bilmiyorum ya. Yapmak istiyorum da arkadaşlar bir türlü düzenimi oturtamadım. Daha fazla FIFA çekmek istiyorum kanalda böyle. Galatasaray'ın kadrosunu mu görmek istiyorsun? Hemen bakalım. Bu arada Filip 4-0 kazandı. Belçika maçında kaptanlık pazuvanını taktı ve gol attı. Oo, maçın adamı seçilmiş. Bak bunların hepsi işte benim için önemli. Bir gol, bir asist. 4-0. Bravo Soğuz'a ya. Adem İtalya karşısında Türkiye'nin aldığı 1-0'lık mağlubiyeti engelleyememiş. 6 oynamış. Türkiye İtalya maçı var, evet. Şimdi diğer oyuncularımızı göreceğiz Murat abi. Kocaelispor Türkiye maçında oyuncuları Özsoy Tekin ve Deniz Deniz Türkiye'nin 3-0 kaybettiği İtalya maçında forma giydiler. Tekin 7 oynamış, Deniz 6 oynamış, Öztürk İsmail oynamamış. Kalecimiz kadroya girememiş. Ayhan kim lan bu adam? Köln'de oynuyor. İyiymiş ha. Kim? Ayhan mı? Hakkı Ayhan. 275 bin dolar aylık alıyor abi ya. Hayvan gibi ya. Galatasaray'ın kadrosu. İsimler hep yabancı arkadaşlar. Yani 2023 yılı. Birçok kişi futbolu bıraktı. En iyi oyuncusu mesela Aydın Korkmaz'mış. 28 yaşında en iyi oyuncularından biri. Çok da iyi yani. Timote. Abdullah. Defansın sağında. Ortasında. Masyas. Rica ederim kardeşim. Burak Şener kariyeri yeni bölüm ne zaman gelecek abi? Hayda, bu ne ya? Sebahattin büyük ihtimalle bugün. Aha Beşiktaş Fenerbahçe. Hadi bir puan kaybı daha bekliyorum Murat abi. Olur mu? Olmaz. Olmaz demeyin, şansınızı deneyin. Şu oyuncuyu Galatasaray'dan 190K'ya almışım. 4 senede bir kere bile oynatmamışım ya. Vallahi arkadaşlar size sordum Burak Şener kariyerini. Devre arasında belki transferimiz gerçekleşir, belli olmaz yani. Hadi Beşiktaş, güveniyoruz sana Beşiktaş. Beşiktaş beni 4-0 yendi. O maçımı göstereyim size. Fixtür. Beşiktaş. Böyle bir maç olamaz ya. Arkadaşlar. Delgado 4 tane gol attı. Kaleye gelen 6 şutun 4'ünü yedi benim salak kalecim. 4 oynadı. Çıkardım, yedek kaleciyi aldım. Şurada. Sonra bu maçtan sonra bu kaleciye ceza verdim. Kötü performans dolayısıyla. Kabul etti. Valla başkan Deniz diyor ki şu an sana foto atma imkanım olsa halimi görsen canımı çektirdin, CM'ye girdim senin yüzünden diyor. Dün Twitch'te yayını açtım, Murat hoş geldin Delgado Show. Aynen işte Murat Delgado Show'a tanık olmuştu dün Twitch'te. Az kişiydik, 20 kişi filandık ilk yayını açtığımda. Yaklaşık 10 kişi CM'yi tekrardan indirdi, link istedi. Nereden indirebiliriz filan diye. Bu arada Murat Twitch'te canlı yayındaydık.
Bir 15-20 dakika kaldık. Baktık 5 kişiyiz. Dedik YouTube'da yayın açalım ya. En azından bir 40-50 kişi izler. Günaydın Ömer, hoş geldin. Enes Baştürk, Gem Fight oyunu çok iyi oyun, tavsiye ederim ama PS2 oyunu, aşık olduğum oyun. PlayStation 2'm yok maalesef ya. Haydi Beşiktaş. Delgado gollerini bekliyorum. Diyorsun. Muhittin Demir. Baba ben de LoL oynuyorum. Seni izlerken seviniyorsun. Eyvallah kardeşim. O zaman şu Beşiktaş'ı yenmenin zamanı geldi. Hadi bakalım. Ben de 2003-2004'ü indirdim dün. Aynen daha iyi olmuş bende. Bir anda maili gördüm. Geleyim dedim hemen dostum. Eyvallah Murat, hoş geldin. Nasılsın bu arada? Yayın kaçta bitiyor, ona göre telefonu şarja takmam lazım. Tak sen. Yani YouTube daha iyi de hani izleyici sayısı bakımından. Twitch avantajları çok Twitch'in ya. Mesela Twitch'te yayın açmış olsam, oyun kategorileri var ya, şu anda mesela CM'yi kim oynuyor veya kim CS oynuyor, gireyim izleyeyim. Hiç tanımadığın insanlar gelip yayını izleyebiliyor. Ben kimle oynayacağım abi sonraki maç? 2 gün sonra. Diyarbakır. Diyarbakır. Birkaç sene öncesinin efsane takımı. Kendi sahamda bunları yenmem lazım ya. Kuru. Kadroyu ayarlayayım. Ariel Çaylak. Sen niye üzgünsün abi ya? Takımın başarısız olduğunu düşünüyor diyor ya. Oğlum geleli daha 2 ay olmadı ya. Geldiğin takım Göztepe. Uf. Özcan Aydın. Ne efsane maçlar oynadın ya sen. Erzurum'da var ya, ben Erzurum'da bu oyuncuyu aldım abi. 7.80'lerde oynadı ya. Vay, İzmir Marşı'nı bağıra bağıra okuduk diyor. Ağzınıza sağlık. Arif'in Manchester'a attığı golü ararken nereye geldim ya diyor Alper. Hoş geldin. Aynen, hoş geldin kardeşim. Onur, bu saatte seni beklemiyordum abi. Valla ben de beklemiyordum kendimi. Zula hiç düşünmedim, bilmiyorum. Şimdi. Souza'yı bir alacağım. Çok iyi durumda. Küper, Öz Soytekin. Acaba çift forvet mi oynasam? Şöyle bir risk alsam nasıl olur ya? Buradaki oyuncum zaten abi. Buradaki oyuncumdan zaten verim alamıyorum. Şu taktiği bir kaydedeyim. Farklı kaydet. 2023 son. Bir şeyler denemem lazım. Deniz'i ikinci forvet olarak oyuna dahil etsem. Ama önce sistemi değiştirmem lazım. Oyuncuları kaydırmam lazım. Ah be. Atamadım.
Yalnız Beşiktaş eziyor beni. Korkusuzca bir takım ya. Şöyle oynasak. Bu maçta bunu deneyeceğim. Rakibim zaten zayıf. Ama Şampiyonlar Ligi maçında bildiğim gibi oynayacağım. Şimdi Deniz. Bundan benim faydalanmam lazım. Duran toplarda ileri. Şutu kaçtı bu adamın. Uzun şut 12. Uzun şut çekme abi. Top sürmen kaç? Top sürme 14. Çeviklik. Dur bakayım. Teknik 17. Hapşıracağım bu arada. Çok yaşa evlat. Hep beraber. Türk dizileri izlemiyorum ya Bünyamin. Şu anda hiç fırsatım olmuyor dizi izlemeye. Bitti maç. Ne oldu abi? Berbere. Berabere. Vay. Hı. Güzel. Nesi güzel lan? Beşiktaş küme düşmeme oynuyordu. Hatırlıyor musun beni yendiğinde? Abi Beşiktaş çok sağlam transferler yaptı yalnız ha. Bir maç kazansa benle beraber aynı puana gelecek şimdi. Taktik. Souza, Vega, Küper. Şöyle yapacağım ya. Ya da yok böyle olsun. Ariel Çaylak, Aydın, Cardozo. Testa'yı da oyuna almam lazım. Ha, ben kimi oynatacağım böyle ya? İsmail'in de şeyi düşükken Testa'yı oyuna bir alalım. Testa da ileri. Abi sen niye böylesin ya? Şu adamın efsane de 3 aydır 5 aydır yok, bacağı kırıldı Benfica maçında. Mehavese Gaming. Oo 1 2 3 kırmızı cap. Artık benim bu maçı kazanmam lazım. Korkusuzca oynayacağım abi. Kendi evimde Diyarbakır'ı hapsetmem lazım. Diyarbakır yenecek sana. Abi yıllardan sonra ilk defa değişik bir sistemle sahaya çıkacağım. Kaptan Küper. 7 yabancı oyuncu seçmişim. Ya Caceres. Abi. Olmuyor ki. Tamam. Şu oyunu bir kaydedelim diyeceğim ama niye kaydetmiyor? Maça giriyorum artık. Hadi çocuklar, kısa pas, pres, offside tuzağı, her şey var. Başlayın, gösterin kendinizi. Hadi çocuklar, bakalım ne olacak. Çok defansif. Abi Diyarbakır'ın renkleri ne kadar iğrençti ya. Aynen. Yeşil kırmızı acayip göz alıyor. Hadi çocuklar be.
Mobilde sanmam. Yani kafa attı diyor. Kim kafa attı? Soğuz hakemin yanına çağrılıyor. Ayda. O abi olamaz ama ya. Ya Souza'yı ben oynatmıyordum anasını satayım ya. Fransa maçında gol attı diye gaza geldim. Aldık, kestik. En önemli oyuncumu kestim. Kadro dışı bıraktım. Kafa attı gitti adama. Güzel. Bütün sistemi allak bullak etti. Şimdi bak ayda yılda bir sistem deniyordum. Bütün planlarımı allak bullak etti. Yemin ediyorum abi. Güzel oldu, güzel. Allah cezanı vermesin ya. Dur bakalım. Kazanacağım ya, öyle ya da böyle kazanacağım da. Belli olmaz evlat. Çok alakasız, çok saçma bir maçta olmamalıydı bu ya. Bak Yeni sistem denedim. Özgür ne diyor? Yılmaz vuralım oduna girelim Gireceğim, gireceğim. Burak abim diyor. İşte Deniz be. Oğlum var ya. 10 kişilik takımda bak güvenin boşa çıkarmadın ya. Deniz'i oyunu aldık attı be. Devam devam böyle devam. Hadi çocuklar. Testa ah testa ah. Son iki maçta ne böyle hakemlerden çektiğim ya. Ama adam kafa attıysa yapacak bir şey yok. Bravo ya. Bravo beyler. Gol sesleri yükseliyor chatbox'ta. Hector Vega 9 oynuyor. Adamsınız lan. Ariel Cardozo. Yerinden dolayı belki kötü de şunları şöyle oynatalım. Hadi bakalım çocuklar. Artık defansif futbol oynasam mı korkmayacağım ya. 10 kişiyle hücum oynuyorum abi. Yersem de müstahak. Takım bozmayacağım şimdi. Eğer birkaç atak daha yaparlarsa çekeceğim. Ah Bethesda. Lütfen. Sabine Nesireva hoş geldin. Hadi çocuklar. Tekin'in de çok golü var. Çok güzel oynuyoruz. Bir de Vega golü atabilseydi. Kondisyonlarda bir sıkıntı var mı? Yok. Herkes iyi oynuyor. Ariel Cardozo hariç. Hariç. Sağına atladı, savruşturdu Galarza. Hadi Küper. Hadi oğlum. Hadi Deniz. Deniz. Ah be Deniz. Hakemin ismine bakın. Burhanettin Bisson. Güzel. Ariel de 6 oldu. Uçan. Ah be. Şimdi her şey iyi gidiyor abi. Her şey iyi gidiyor. Özsoy Tekin de 8 oynuyor. İsmail Öztürk. Küper'in yerini oyunda. Aynen. Hadi bakalım.
Hadi çocuklar, bir gol daha atın da kurtarın beni ya. Üst direkten döndü. Normal futbol. Presten vazgeç. Sert oyna bu dakikalarda. Hadi bakalım. Hayır ya, gelmeyin. Aynen 3 dakika. Hadi. Bitsin maç. Bitsin maç. Hayır gelmeyin. Ne olur gelmeyin ya. Bitir hoca. Bitir hoca, bitir artık. Yapma mutlu. Hayır. Hayır. Allah'ım ya Rabbim, yiyordum. Bitiyor, bitiyor. Top bizde. Hadi bir gol daha. Bitirin bu işi. Hadi be oğlum. Hadi İsmail. Hadi Deniz. Ah, bitti bu maç. Bitti. Bitti, 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 bitti. Bitti, 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 bitti. Of, çok zor bir maçtı ya. Bu Souza'ya var ya, büyük bir ceza vermem lazım. Gitti kafa attı rakibe. Ve Cacares gibi gül gibi oyuncumu kestim bunun yüzünden. Sistemimi deneyemedim her şeyden öte. Of be, Souza bir maç ceza almış. Haydi Etmeyeceğim, alalım bakalım. itiraz etmeyeceğim de oyuncuyu cezalandır abi. Profesyonel dış hareket. Ya da önceki maçta atıldı. Uyarı, önce uyarı. Souza isteksiz bir şekilde maçta atıldığı için verilen uyarıyı kabul ediyor. Pekala. Bak şimdi bir maç. Başvurursam düşmeyecek. Zaten adam kafa attı ama birazdan bu artacak, görürsünüz. Bir maç zaten doğrudan ceza aldı. Bunun dışında ekstra cezası gelecek. Aynen, o doğum günü kartları ne ya? Birthday falan. Emenike'nin 84'lük kartı çıkmış. Allah Allah. He. 84'lük kart ya. 91 koşuyor. Oha. Mehmet Heavy Rain'i biliyorum. Serisi İngilizce olduğu için oynamıyorum şu anda kanalda. Türkçesi yok. Bir tane Instagram mesajlarıyla alakalı bir yazı geldi. Bütün mesajlarınızı okuyorum. Emin olun. Ama çoğunu cevaplayamıyorum. Aynen, Ultimate Team'in 8. yılında özel kartlar da niye Emenike yani? Bu kadar formsuz bir sezonunda. Eto 90. Vay. Abi Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçındayım. Hayda. Ölümüne değiş. Ölümüne bir maç. Ben eski taktiğime döneyim. Bunu bir geç. Aynen, eski taktiğime ben bir döneyim abi. Deniz. Golü attın ama oğlum. Takımın kötü durumunun kendi şöhretini etkileyeceğini düşünüyor. Aynen. Kafalarına göre yapmışlar da. Var mıdır bir sebebi acaba? Ben İspanyol'a gidiyorum ya. Mehmet Heavy şöyle düşünüyorum. Oyun Türkçe yok. Ama oyunu önce bir oynayıp kaydedip daha sonra montajlarla Türkçe yapıp üzerine tekrardan oynuyormuş gibi yapmayı düşünüyorum. Ya böyle siz tamamen oyunu Türkçe bir şekilde izleyeceksiniz. Göztepe Kocaeli maçı televizyonda. Souza 6 maç ceza almış abi. 6 6 maç. maç. Şimdi itiraz edebiliyor muyum? Edemiyorum. Yönetim kurulu, federasyondan istek. Ceza mı versem bu adama ya?
Hadi oğlum. Özgür, görüşürüz. Kendine dikkat et. Bu kaydedilmedi. Karakaş Tekin. Tamam, çıkarıyorum. Onun yerine Özcan Aydın girecek. Yo, şu gelsin. Aynen. Deniz'in yerine Çelik iyileşti mi? Caner iyileşmemiş. Oraya hadi bakalım çocuklar. Souza oynamayacaksın bu maçta. Souza dışarı. Küper, Cacar, Esvega. Hadi bakalım. Deniz yedekte mi? Deniz yedekte. 6 numara boşta. Oraya da kimi alayım? Kenan. Deplasmanda defansif ve sert futbol oynayacağım. Pres yapsınlar. Hadi bakalım çocuklar. Kaptan Küper. Başarılar Türkiye. Hı. Vallahi daha dakika 4 golü yedik. İyi olmadı bu. Vur. Selamun aleyküm abi, kolay gelsin diyor. Selahattin Eyvallah Ucuz. Selahattin. Uykum var ya, aynen. Uyuyamadım. Yani uykum var ama uyuyamadım. Yatakta 4 saat kıvrandım. Aha. Aleyküm selam Berkay, hoş geldin. Bizim Berkay da burada. Ulan sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Nerede? İşte easy boy. Ha, easy boy. Aleykümselam Berkay. Şampiyonlar Ligi çeyrek final abi. Benim bu maçta bir gol atmam lazım. İşte bu be. Muhteşem bir vuruşta golü bulduk. Süper. Deplasmanda bir gol çok önemliydi benim için. Attım lan. Attım abi 1-1. Allah'ını seveyim sen. Hadi geliyoruz geliyoruz. Biz daha iyi oynuyoruz. Vega yerde. Ver sarı kartı. Küper be. Uzun zamandır frikten atamadın ya. Ne zaman uyudun, ne zaman kalktın evlat? Oyunun ismi Championship Manager 2001-2002. Öztürk Akın, kötü oynuyorsun. Ben bütün takımı rezerve edeceğim Tosun. Çok pis değişiklikler yapacağım Aziz Yıldırım gibi. Erken uyumuşsun bugün ha? Hadi oğlum be. Faul. Formasından çekti. Sarı kart. Sarı kart, evet. Rengi sarı. Bir gol daha var ya, bayram ederiz. 1-1 müthiş bir skor da. Hadi Vega be. Orta. Vur Vega. Yerden. Ah Marin. Testa. At bunu. Vur. Bir kere daha Marin. Burak, bir ara taşınma planlarım vardı sanırım. Şehir değiştireceğim diyordum. Vaz mı geçtin? İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyordum da vazgeçtim ya şu anda. Atın bunu ya. Atın çocuklar. Hadi be. Uf.
Yemeyin ya. Bak bu kadar ataktan sonra genelde yiyoruz. Yedik aynen. Biliyorum abi ya. Of. Aleyküm selam Yücel. Kibir de iyi bir skor aslında benim için de. Atarsın ya. Özcan Çelik. Testanın yerine şöyle yapalım. Çeliğin yerine Öztürk İsmail. Ah yanlış aldım bir dakika. İptal iptal iptal. Bir dakika yanlış yaptım. Çeliğin yerine Öztürk İsmail'i alacağım. İsmail ortada oynayacak. Souza da buraya gelecek. Şöyle yapalım. Vallahi İzmir'e beklerim diyor Deniz. Bakalım. İzmir planlarım da vardı bir ara ya. Ama memleketten gitmek kolay olmuyor. Arkadaşlar biz de sizi Antakya'ya bekliyoruz o zaman. Ya ben David'e güvenemedim gitti ya. Tahsin. Ne bileyim. Bebek konusunda bile yalan söylüyor bence. Vermeyelim lütfen. Daha izlemeyenler var. Mesela ben. Tamamdır. Hadi be, hadi be oğlum. Atın bunu. Penaltı bekliyor. Penaltı. İşte bu be. Ve kırmızı kart. Süper oldu be. At bunu. Cacares. 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 Sıfır hata Cacares. Hücum. Rakip 10 kişi. Yüklenin çocuklar. Denizli'de mi oyunu alsam ne yapsam? Bir oyuncu değişikliği daha. Tamam bir daha Antakya'ya Cardozo geldiğiniz zaman haber edin oyundan çıkıyor. arkadaşlar. Deniz giriyor. Burak'ı tutup kolundan getireyim yanınıza. Deniz, 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 deniz. İleri ileri. Abi cesurca oynayacağım. Bir gol daha atarsam var ya. Hadi be, 10 kişiler. Ya ben şu defansa bir şey bulmam lazım ya. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Ah be. 8 tane şut çektik gene bu maçta. Hadi küper. Hadi küperim. Hadi testam. Cacares. Vurun çocuklar. Tekin. Vur Deniz. Şansına. Aa dışarıya. Süper oynuyoruz. Son bir pozisyon. Aman yemeyelim de. Gelmeyin 92'de ya. Bitti. 2-2. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde. 2-2'lik bir skor. Deplasmanda iyi bir skor. Deplasmanda aynen. Şimdi devam diyoruz abi. Alaves taraftarı kızgın. Medyaya göre Alaves takımının Kocaelispor karşısında aldığı 2-2'lik Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final birinci maç beraberliği sonrasında taraftarlar menajerin istifasını istediler. Karşı takımı karıştırdık. Şimdi önümde önemli bir Antep maçı var.
Nerede? Kendi sahamda. Antep kaçıncı? Çift forvet oynasam mı ya? Şöyle fik... Ah! Ne yaptım lan? Bir şeye bastım yanlışlıkla. Geri al ne? Kadroyu temizlemişim yanlışlıkla. Fikstürde iptal diye bir şey var. O hazırlık maçlarını iptal ediyorduk herhalde onunla. Hakan'ı almıştın koç olarak. Yanlış. Niye? Çok kötü. Doktorluğu için aldım. Ama doktor alman lazım. Doktor aldım işte. Koç yazıyor. Nasıl koç yazıyor? Aynen, koç olarak almışsın. Bir dakika. Ulan yanlış seçilmiş ya. Ağzını kırdım. Aynen. Doktor olarak almamıştın onu. Senin maçın benden bir gün önce. Dardanel'le oynuyorsun. Ligin sonuncusu. 17.'si. Bir dakika, o koçu nereden bulacağım ben şimdi? Ağzını kırdığım koçu. Değiştiremezsin. Yeni sözleşme önermen lazım. İstifa edeceksin. Yani sözleşme feshedeceksin. Ondan sonra bir kere daha sanırım. Feshettim gitti bile. Hayatın en kısa Şimdi işsiz kaldırır. evet, sen de bütün akrabalarını aradı ben Fenerbahçe'de işe başladım diye. Anında geri sözleşmesini feshettin adamın. Ev almıştı ona güvenip. Koçları nereden görüyorduk biz lan antrenmanda ha? Tamam. Şimdi ne yapıyorum abi? Akını çıkarıyorum. Tamam, akını çıkarıp yine bunu deneyeceğim bu sefer. Akın'ı çıkarıp Deniz'i alıyorum. Deniz'i forvete alıyorum. Şöyle oynayacağız. Cardozo Çelik. Koç. Şöyle oynamıştım, değil mi? Aynen böyle oynamıştım. Deniz'de ileri. Evet, pres yapsın sürekli. Küper, Testa, Vega, Cacares. Tamam abi, böyle. Ama bu adamın yerine Karataş oynayacak. Karataş nerede abi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı yabancı. Tamamdır. Bünyamin Kurt, herkese iyi günler arkadaşlar. Almanya'dan selamlar. Güzel Türkiye'me. Selamlar Bünyamin. Aleykümselam. Almanya'da selamlar. Aleykümselam. Yusuf günaydın. UEFA Kupası maçın mı var? Kim Ha benim yok, yok? sen elenmiştin, doğru. İstanbul'un puan kaybetmesini bekliyoruz. YouTube'a yine şeyler geldi herhalde. Neyler? Özellikler. Nasıl? TrenStation'la alakalı bir şeyler geldi. Live Stream'le ilgili bir şeyler Mesaj mı geldi sana? geldi. Hı, bana da geldi. Şu an.
Aha. Ya ben niye sizlerden farklı günlerde oynuyorum ki kardeşim? Beni strese sokuyorsun ya. Bizden erken. Eyvallah Yusuf'cum, teşekkür ederim. Dardanel de yenecek beni bak seyret. İnşallah abi. Nasıl inşallah diye de konuşuyorsun lan sen? Adamlar düşmemeye oynuyor. İnşallah yenerler. Ağzını kıracağım hepsini beklesin. 5 puan fark var ya. Son 7 hafta artık. İstanbul'la maçımız var mı acaba? Kocaeli. Benim yok. İnşallah senin maçın vardır İstanbul'da. Vallahi var abi. 3 hafta sonra deplasmanda İstanbul'da oynayacaksın. Tamam işte yeneceğim birinci sıraya çıkacağım. Kayserispor. Yok Kayseri'ye karşı. Benim büyük ihtimalle Kayseri'yle maçım vardır. Valla benim de yok. Ha, berabere kalmışım en son Kayseri'yle. Penaltı verdi şerefsiz hakem. Süper. Ayda yedik. Bakalım birazdan yansır. Aynen. Bekir'in penaltı golü. Kasama bakmak isteyen var mı? 106 milyon dolar. 106 milyon dolar. Transfer bütçem 69 milyon dolar. Kadromu biraz hiç kullanmadığım adamları şey yapmam lazım ya. Bunu hiç aslında ilk sene çok iyi oynamış ya bu Suat Ramazan. Bir karşılaştıralım bakalım diğer defans oyuncularımla. Karakaş'la mesela. Tekin Karakaş daha iyi. Aleykümselam Mehmet. Aleykümselam Mehmet. Sefa Azgın. Bu oyunun adı CM. Championship Manager 0102. Şöyle rapor isteyelim ya şu adamlardan. Suat Ramazan. Veron ne diyor? Veron'la Ronaldo bu oyuncu için. Birazdan gelecek haberlere. Ha. Yeterince görev yaptığını ve artık takımda oynamaması gerektiğine inanıyor. Satlık listesinde olmalı Suat Ramazan. Pozisyon alma 20, sözünü geçirme 20. Markaj 16, 24 yaşında. 2016'da, 2026'da bitiyor. Tamam. Veron öyle diyorsa sat abi. Era, aleykümselam. Era Istrefi. Aleykümselam. 2-1 öndesin. Keyfin yerinde bakıyorum. Golü yiyince sevilen sendin. Şimdi sevilen benim arkadaş. Bu işler böyle. Aslında şu Suat Ramazan fena değil ya. Geliştirebilir mi kendini? Geliştirir. Ama kötü dikiş tutmamış ya. Adem Elmacı. Bu adamda bir şeyler var ya. Veron bir rapor versin bakalım. Veron'dan Ronaldo. Elmacı Adem adlı oyuncunun bir hayranı olduğunu vurguluyor. Forvet oyuncusu takımın bankosu olarak görüyor. Raporda Adem adlı oyuncunun bazı olumlu yönleri vurgulanıyor. Güvenilirlik ve azim. Ronaldo, Adem Elmacı adlı oyuncunun bir hayranı olduğunu vurguluyor. Oha. Adem'in hayranıymış lan bunlar. Ama abi ben bu adamla iyi işler yapmışım ya zamanında.
Ne zaman bitiyor kontratı? 2024. Şunu bir kontrat önerelim ya. 70 bin istiyormuş. Nasıl ya? Az önce istiyordu. Takımdaki yeri için mücadele edecek. Oha, şimdi 110 bin istiyor. Saçmalığa bak. Adamın şeyini değiştirdik diye. Dur bakayım. Oyuncusu diyelim. Düşüncesi bilinmiyor. Yeni kontrat istemiyor. Tam daha bir senesi var. Gelecek vadeden olsun bu. Bitti maç. Adem'i kadroya alıyorum. Hayırlı olsun. 3000 mi? Evet. Vay arkadaş. Emrah Yılmaz. Aleyküm selam kardeşim. Mobile indirdim. CM17 diye geçiyor. Yeni versiyonu olabilir. Bu oyunu kendi sitesinden indirebilirsin. CM0102 download yazarsan. Ah, bugün kaşınıyor ya. Antep karşısında. Bakalım neler yapacağız. Hadi İstanbul'un yenilmesi çocuklar. lazım. Yenilmesi lazım İstanbul'un. İstanbul'un yenilmesi lazım. Hadi bakalım. Çift forvette. Günaydın Mehmet Nalcı. Günaydın Mehmet. Talha'ya selam söyler misin lütfen? Burak. Nerede okuyamıyorum. He, abi kardeşim. Ferhat Talha selamlar kardeşim. Ne haber Ferhat? İyi misin? Bu oyunun ismi Championship Manager 2001-2002 0102. Başlıkta yazması lazım arkadaşlar. Canlı yayından sonra yazmıyor mu? CM0102. CM yazmışsın sadece. Championship yazmamışsın. Öyle aratsalar da çıkar aslında. Aynen. Aha, Beşiktaş 1-0 önde İstanbul'un. Ana! Bir de kırmızı kart yedi üstüne. Hadi be çocuklar ya. Bu sistem inşallah uğur getirir. 3 tane şutum var. Fena değiliz ama. Aleyküm selam. Spor hakkında her şey. Deniz deniz. At bunu Vega. Yerden vurdu, direkten döndü. Çelik. Özcan Çelik. Al işte 1-1 oldular. Özcan Çelik, Özcan Deniz aklıma geliyor ya. Ha. Selam spor hakkında her şey. Yusuf yaz. Eyvallah. Hadi be atın. Gecikti gol ha. Çift forvet oynuyoruz, atamadınız bir. Kim kötü oynuyor abi? Hector Vega. Sabah sabah senin sesinle uyanmak süperdi abi Burak. Bu sesine hastayım. Melih Şendil gibisin diyor. Şendil gibi mi? Melih Şendil kim lan? Şey var ya, spiker miydi Melih Şendil Lig TV'de? Yorumcu muydu o? Teşekkür ederim bu arada Mehmet Nalcı. Eyvallah. Bir de Melih Gümüş Bıçak vardı. İstanbul 3, Beşiktaş 2. Beşiktaş'ın kırmızı kartı var. F Hadi atın şunu be. Feb Aleyküm selam. Nasıl bir nick lan o öyle? Feb Fep. Feb Fep. Ne haber? Aleykümselam. Oğlum atın şu golü, çok gecikti ya. Rakibin şutu yok da.
Adem mi oyunu alsam, ne yapsam elmacıyı? At bunu küper. Vur Deniz. Ne bu çarpmalar ya? Uf. 62 oldu abi, olmuyor ya. Takım da iyi oynuyor. Test ayı mı çıkaracağım? Ne yapacağım? Kayseri 1-0 önde. Hadi gol geliyor artık. Gol geliyor. Çarp ya, karşı takım Ishizaki dolu ya. Mobilde olmaz. Mobildeki farklıdır muhtemelen. Aynısı değildir. Karşı tarafta Ishizaki kaynıyor. 4-2 oldu. Kendi kalesine atmış Beşiktaş. Vay anasını sayın seyirciler. Arkadaş olmuyor da olmuyor ya. Testa kötü bugün. İsmail Öztürk. Özsoy Tekin yerine de Adem Elmaca'yı alacağım. Siz de ileri çıkın. Hadi bakalım. Kendi evimde bu maçı almam lazım benim ya. Dakika 75. Cacares, atın şunu artık be. Sırf birilerine çarpıyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Ah. Defansın bel kemiği oldu diyorsa gol atamam ben bunlara. Baksana 10 oynuyor kalecileri ya. 11 tane şutum var abi ya. CM 17 değil ya. CM 2001-2002. Hadi oğlum. 01-02. 2017 değil. Alnımıza yazılmış bizim beraberlik. 12 tane şutum var. Rakibin şutu yok ve 0-0. At şu golü son dakikada be. At oğlum be. Tutamadı. Devam. Valla mobilde vardır muhtemelen de bu oyun değildir yani. Çünkü Hadi oğlum. CM'nin yapımcıları FM'ye geçti. FM'de çok teferruatlı oldu şu an. Son dakika be. Atın şunu be. Haksızlık bu. 9 tane şutu çıkardı kalecileri ya. Berbat vurdu. Maç ellerimizde kaydı be abi. 14 şut var toplamda. 9 Güzel tane güzel. hedef. Şu yakamı bırak benim peşimden. Mutlu Uğur maçın oyuncusu oldu ya. 7 kere abi, 14 kere milli olmuş ya kalecileri. Bu sezon 15 gol yemiş 26 maçta. Benim peşimden düş artık. İyi oldu, iyi. Güzel oldu. Yazık, günah be. Şampiyonluk gidiyor yavaş yavaş. İstanbul'un yenilmesi lazım. Abi 49 puan olacaktım, ne güzel. 48 puan olacaktım. CM 0102 download yazın, Google'a çıkar. Olmadı bu ya. Sonraki maçım Samsun deplasmanı. Akacok. Aleykümselam. Nasıl yapacağız? Nasıl bir gol atamadılar lan? İndim daraya doş bulamadım. Ben bu sistemi istemiyorum. Buna geri döneceğim abi. Ve Testa'nın yerine buraya İsmail Öztürk'ü alacağım. Bir orta saha oyuncusu. İsmail Öztürk'e göre top bulamadım. Neden? Benim maç yine pazar. Senin maç ne zamanmış?
Ne zamanmış? Seninki de pazar. İyi. İstanbul kimle oynuyor? Denizli Spor. Abi İstanbul'un yenilmesi lazım ya. Şu Süper Lig'in yeni gelenler geçmişine bir bakın. Süper Lig'in geçmişine. Kocaeli'nin bir dönemi sona mı eriyor yoksa? Son 4 senede 3 kere şampiyon olan bir Kocaeli var. Allah'ını seveyim sen işte. Akacok ya. Şampiyon Fenerbahçe'ye. Aslanım benim. Bu oyun online mı? Online oynayabiliyorsunuz. Aslında online değil. Niye Ya öyle diyorsun oğlum adamlara? network oyun var. Hamachi ya isterlerse oynayabilirler. Online sonuçta. Hamachi'yle birbirine bağlanarak oynayabiliyorsun da başkaları da tanımadığın adamlarla oynayamıyorsun. Adem Ümit Milli'ye seçilmiş. Benden de 4 kişi seçilmiş. Hayırlısı. Enes hoş geldin. İşe gidecektim bir baktım açmışsın canlı yayın. Oyunun adı Championship Manager. Abi siz gibi aynı ligde nasıl olunuyor? Araştırın biraz. CM0102 online oynamak falan diye bulursunuz dokümanları. Hamachi diye bir program var. Onunla bağlanıyorsunuz birbirinize. Ne yapıyorsun evlat? Bir oyuncum rapor istiyorum. Gelişimini tamamladığını ve daha yukarılara çıkamayacağını düşünüyor Kenan Burak için. Yani daha fazla gelişmeyecek. Öyle diyor Veron. Veron diyorsa doğrudur. Championship Manager değil abi. Şampiyon Fenerbahçe. Tam da onu okuyordum ha. Metrobüste sizi izliyorum. Şaka gibi iyi ki varsınız diyor Mehmet Nalca. Eyvallah kardeşim, sen de iyi ki varsın. Senin Teşekkür maçın ederiz. pazar mı maçın sen? Furkan Veliköse. Aynı gün evet abi. Haydi o zaman. Ankara Gücü Fenerbahçe. Ankara Serbest. Gücü 11. sırada. Düşmesi yok. İyi, çok asılmazlar o zaman. Yapıştır. Ulan. Hadi çocuklar. Daha başlamadım lan. Şimdi başladım. Ben de ilk yarı bitecek neredeyse. Samsun atak yaparak başlamış. Hadi bakalım. Hadi Küper be. Ne zamandır atamıyorsun? Atın şunu. Kitapçı hala açık ama ben yokum Eren.
Aleyna Yakşan. Oh, sabah sabah neşe getiriyorsun valla. Teşekkür ederim. Clash Royale oynamayı düşünmedim hiç. Abi PES My Club gelsin, o da gelecek. Ya golü yedim ya. Of, ne oluyor bu takıma ya? İyi oluyor, iyi. Ne oluyor bu takıma böyle ya? İstanbul ne yapmış? 0-0-2 yarısı bitmiş. Güzel. İşte bu be. Özsoy Tekin harika bir gol attı. 15. golü bu sezon. Hadi be çocuklar. Kazanacağız bu maçı. Küperim be. Oğlum benim be. Küperden süper bir vuruş. Castillo harika bir gol Hector be ya. attı. Castillo. Hava çiseleme. Hakem Özkan Çarpenet. Çok güzel oynuyor Fenerbahçe diyor bak. Görüyorsun lan. Ben biraz defansif futbol oynayacağım. Sert. Hadi bakalım. Sebin'le o dediğin oyunu da hiç oynamadım. Ya o tarz oyunları bilmiyorum. İlgimi çekmiyor. Hadi Çelik be. Hadi Küper be. Hadi çocuklar. Hadi lan bir gol daha atın be. Özgür ittirdi frikik. Lan ne zamandır frikik golü atamadım? Boş. Ah. Dakika kaç? 61. Aleykümselam Buğra. Abi her kaleciyi devleştiriyorum ya. 8 oynuyor rakibin kalecisi. Hadi lan. Hadi lan. Attım ulan. 0-0 Ambrosi. mıydı? Allah belanı vermesin. Offside mi? Ne güzel. Oh. Oh 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 oh. Ağzını kırdığımın hakemi. Hadi voley Özsoy direkten döndü. Olamaz ya. Ne bu direkler ya? CSGO var bende evet. Aleykümselam Buğra. Selam Şeref, hoş geldin. Yok Mustafa, düşünmüyorum maalesef. Herkes iyi. Defans ya, bir defansif orta sahalarımda ve defansımda bazen sorunlar oluyor ya. İsmail Ercan kim lan? He, bu Samsun'muş. Kafayı yedim bir anda. Kaleci destan yazdı diyorsa atamazsın abi o kaleciye golü. Kimsin lan sen? Aa gol yedim ya. Oha Gol kaleciye atmam bak lazım. lan. Oha böyle kaleci mi var lan? Kaç kaç? 1-1. Gol yedim şimdi. Ben de gol Namus. yiyeceğim herhalde. Bu saatte Aha. Abi ne CSM oynuyor oluyor arkadaşlar. ya? Kırmızı kart gördüm ya. Fazla ağır karar diyor. Ağzını kırayım ya. Of. Olamaz ya. Olacak iş mi bu ya? Ömer F5'e bas ya da monitörünü aç. Ekran niye simsiyah? Benim webcam mi? Öyle ışıksız oynamak istedim. Ya arkadaş şike var ya bu maçlarda. Yedin mi? Yok.
Bitti. 1-1 mi? İstanbul ne yaptı? 1-0 almış maçı. Ya abi bu İstanbulspor ne ya? Abi 5 puan oldu aramızda ya. Ben kaç haftadır maç kazanamıyorum. Bu ne böyle ya? Yersen bir de taraftarlar kısmaya başlayacak. Burak Ahmet'e selam söyler misin? Mustafa Kürşat Candemir'in oğlu. Ahmet selamlar kardeşim, nasılsın? İyi misin? Öpüyorum seni. Hadi ya, Ahmet için bu golü atın ya. Cacares yerde bir penaltı verin be. Küper vur şunu ya. Oh! Vur. Ah! Hadi be, atın şunu be çocuklar. 10 kişisiniz ya. Geliyor bence. Geliyor. Sert vurdu direğin üstünden avut. Çok güzel oynuyoruz. Bir de İsmail Öztürk golü atabilseydi. Kafa vurdu, topu tribünlere yolladı. At bunu. İsmail at bunu. İsmail ne goller kaçırdın bugün be. Aleyküm selam Sabiha. İsmail ne goller kaçırdın ya. Championship Manager 0102. Sabiha aleyküm selam. Bitti ya. Yine berabere bitti abi ya. Benimki de berabere bitti. Bak ben 9 ne zaman puan fark takılırsam oldu. aynen. Benim de 5 puan fark oldu. Ben bir kere yensem onları belki bir ihtimal. İstanbulspor 19 gol yemiş. Ya Gaziantepspor 15 gol yemiş abi ya. Abi nasıl bir İstanbulspor'dur kardeşim? Nasıl bir takımsın lan sen? Birkaç oyuncusunu almak lazım bunların. Hani bakıyorum şöyle çok iyi oyuncular da yok böyle aşırı iyi bilmem ne falan. Takım olmuşlar abi. Aynen. Vega bir maç ceza aldı. Başvur. İtiraz et. Devam abi. Baran güzel abi, sabah sabah CM iyi geldi sayende. FM'de her zaman çıldırıyorum. Başarılar, teşekkürler. Ömer, CM oynuyoruz. Championship Manager. Manager. Aha, Alaves'de çok önemli bir maça çıkıyorum abi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. Eğer yenersem yarı finaldeyim. Oğlum tribünlerde olacağım. Maçı izleyeceğim seninle beraber. Allah'ım var abi. Kaç gün var? Yarın. Yarın. Sistemi değiştirsem mi? Değiştirmeyeceğim. Özcan. İsmail, Testa, Küper, Vega. Küper ve Testa'nın yerini değiştirmem lazım. Şöyle. Yani Testa ortada daha iyi oynuyor. Kaptan Küper olsun. Özsoy Tekin. Ariel Çaylak Tekin. Aydın. Dur bakayım yedeklerde. Hadi abi. Aa, Tekin kaydedilmemişti. Tamam, doğru. O zaman şöyle yapacağız. Caner iyileşti mi? Caner iyileşmiş, bir saniye. Aynen, Caner iyileşmiş. Caner'i almam lazım. Ah, bir dakika. Görüş yaptın mı? Yapıyorum. Caner iyileşmiş.
Özcan Aydın'ı defansta oynatıp Caner'i orada oynatmam gerekiyor. Hadi be gençler. Aleyna, Strike of Kings olabilir tekrardan. Bazen oynuyorum açıp. İsa ne yapıyorsun diyor. Seviniyorsun kardeşim. Eyvallah. Oyun oynuyoruz Murat abiyle. Çok önemli bir maça çıkacağım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde. Son 8 takımda bir Türk. Deplasmanda 2-2 berabere kaldığımız maça çıkıyoruz. Şahin'e selam yolla kardeşim. Şahin nerede? Selina Nesi Rova nikli kardeşim. İsmim Şahin, bana Şahin der misin? Şahin selamlar. Abicim bu maçı almam lazım. Aslında beraberlik 0-0 da bende. Normal başlayacağım maça. Hadi bakalım. Onların gol bulması lazım. Osmaniye'den selamlar demiş. Aleyküm selam kardeşim. Selam Osmanlı'ya. Nasıl gol Oha. ya? Harbiden nasıl Aydın. kendi kalene atıyorsun? Abi ya. Özcan ya, sana şans verdiğim güne lanet olsun ya. Of abi ya. Bir gol bulmam lazım. Böyle Malatya'ya eğlenirim. selamlar. Ömür Güngör, Malatya'ya selamlar. Atın Burak bunu. abi adın ne diyor? Erkenden atın. Müthiş bir şans buldu ve gol. İsmail Öztürk. Allah'ını Bravo. seversen. Bravo. Adamlar şut çekmeden golü buldular ya. O müthiş bir şans buldu, inanılmaz bir kelime ya, değil mi? Kesinlikle. O yazınca gol olacağını anlıyorsun. İsmail yerde, rakip sarı kart gördü. Hadi bakalım. Küper vur lan. Kontrol edemedi. Ah. Küper'in frikiklerini göremiyorum ne zamandır. Hadi bakalım. Eleyeceğiz abi. Eleyeceğiz inşallah. Bir bir bizim. Çelik niye elle oynuyorsun ya? 5 oynayan Ariel Cardozo'm var. Adamların şutu yok ama bir tane gol atmışlar. Çünkü Aynen. kendi kalene. Cardozo'yu çıkarabilirsin. Bence. Ah be oğlum, ah be oğlum. Beş Onun kötü oynayabilir. oynamasının sebebi abi, rakip gelmedi o yüzden. Kendi kalesini attığı için mi? Yok. Rakip gelmedi ki. Yani defanslık bir şey olmadı şu ana kadar. Ayda. Abi bir kere geldiler. Alaves için ilk golünü atıyor adam ya. Sezon bitecek. At bunu be. 2-2 uzatmaya götürecek. İsmail Öztürk, Öztürk, Caner, Çelik. Yapacak bir şey yok abi. Hücum oynayacağız. Sert oynayacağız. Bunlar da ileri gidecekler. Ben hem yaşlıyım hem kurtum kardeşim. Adamların bir şutu var, o da gol ya. Ya Özgür ne yapıyorsun sen ya Özgür? Hadi çocuklar be. Hadi Caner. Yerden orta. Zordu ama kazandı. Korner. Bartu Kasap, aleyküm selam. Bir gol daha yersem 3-3 bile çıkarmaz beni. Çıkartmaz. Onlar çıkar. Ne yapıp ne edip golü Şu bulmam Ariel lazım. Cardozo'yu çıkarsan onun 5 oynayanı.
Tamam, bir saniye. Sol defans mı? Orta saha. Sol orta saha. Aleykümselam. Futbol. Ariel Çaylak, niye böylesin ya? Uzun zaman sonra ilk kez böyle. Ömer Faruk, hoş geldin. Aras K. Aleykümselam. İsa'cığım, uyuyamadık daha ya. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Strike of Kings'teki adımı hatırlamıyorum. Bir video çekmiştim, oradan bakabilirsin. Akacok. Aleykümselam. Yusuf Çetin. Aleykümselam. Osmaniye'ye selamlar. Şu sol defansı değiştir la. Değiştirdin mi? Yok. Aleykümselam Akacok. Diyarbakır'a da selamlar. Eren Gürkan. Aleykümselam. Hadi be çocuklar, buraya kadar değil bu iş ya. Barış Atın şunu Koçak. ya. Barış Koçak'a da selamlar. Hadi be oğlum. Atak yapamaz olduk anasını satayım. Hadi Deniz be, kurtarıcım Deniz be. Üç İsmail defansam yerden vurdu, direkten döndü. Vur. üç defasam döndün. Abi 20 dakika kaldı ya. Aha, yedek Oo. gol. Ah, buraya kadarmış. Kötü Kocaeli'nin oldu. efsanesi buraya kadarmış. Bitti. 4 gol atma, 3 gol atmam lazım artık. Moralimizi bozdu ya Özcan'ın kendi kalesi. Benim kanal devam ediyor ama şu an ben ara verdim. Kötü şeyler yaşadım. Psikolojim daha düzelmedi. Düzelince devam edeceğim. Tunahan. Deplasmanda 2-2 kal. Burada gel 3-1 yenil. Leyla Fidan'a selamlar. Teşekkürler Bitti bu Turan. iş. Çok kötü Özcan günler Çelik'le yaşadım, o maçın yüzden sonunda ara verdik. 5-5-5-5-5-5. Geçmiş olsun Tosun. Eyvallah abi. Hadi bakalım. Buraya kadarmış. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. Olsun çocuklar ya. Emirhan'a selamlar. Vay şerefsiz, İstanbulspor benim oyuncumu almaya çalışıyor. İsa Aydın, kanalım duruyor. Yakında tekrar devam edeceğim ama çok kötü günler yaşadım. O yüzden psikolojim bozuk biraz. Şu an çekecek durumda değilim yani. Sağ olsun Burak kardeşim, beni yalnız bırakmadı hiç. Ne demek abi? Belki CM ile geri döneriz ha. İnşallah. Sağ ol kardeşim. Saat 7:30. Sağ ol Berkay'ım. Kaydedelim mi abi? Hı? Kaydedelim mi Neyi? oyunu? Etmedi mi kayıt? Kaydettim. Evet. Kapatalım mı yani? Ha. Sabah oldu.
Sabiha, ben uyumayacağım Tosun, onu şey yapacaksın. Abi benim gözler ağırlaşmaya başladı ya. Bak, Birkaç Sabiha saat Özay bir şey soruyor sana. şey diyeceğim. The Wolf Among Us çek sürükleyici bir seri. Günde 3 bölüm çekersin abi. O kadar güzel yaşlı kurtar Burak abiye söyle oyuna daldı. O oyunu düşündüm. Yani Steam'de de satın aldım. Listeye eklediğim oyunlardan biri. Ya ileride mutlaka oynayacağım oyunlardan biri. Baran kardeşim, teşekkürler. Devam edelim biraz ya. Şurada ligi bitirelim. Abi çok o ligin bitmesi 1 saat sürer daha. Yok lan, kaç maç kaldı ki? 3-4 maç kaldı. Nerede bir fixture? Fixture. 2-4-5 maç kalmış. Birisine şimdi oynayacağız. Hızlıya alalım o zaman. Tamam. Hani maksat yeni şey sezona şeyle başlayalım böyle. Rain de düşünüyorum da daha Türkçesi yok ya. Ya büyük ihtimalle de çıkmayacak. İngilizce de oynamak istemiyorum kanalda. Abi Yavuz Selim Koçak senin hayranın. Eyvallah. Yavuz Selimcim. Abi CS'si olanlarla rekabetçi gir. Arada sırada yapıyoruz onu. Ne olacak şimdi bizim bu halimiz? Ne Aha, olacak? ben İstanbul'da oynuyormuşum lan. Benim Yanlış bir şey söyleyeyim mi? kesin Son yenmem lazım. 4 maçımda galibiyet alamadım ya. Benim kesin yenmem lazım Tosun. Siz Sen berabere kalın. zaten çıkamazsın artık sen. Ya ikinciliği oynayacaksın ya üçüncülüğü. Artık şu Yusuf Yüksel'i de alayım kaleye. Özcan Aydın'la bir fırça alacağım. Kendi kalesine gol attı. Kötü performans. Kabul etmiş. Özcan. Çık. Karakaş nerede? Karakaş. Gel abi. Bütün takım üzgün ya. Küper, Testa, Cacares. Girdin mi maç abi? Giremiyorum, seni bekliyorum. Hmm. Hadi çocuklar, elinizden geleni yapın. Elinizden gelenin en iyisini yapın artık. Şöyle farklı bir galibiyet bekliyorum. Yeter. Selam Yusuf. Belki bugün 100K olursun diyor Feb. Belki. Olma ihtimalimiz var, evet. GTA 5 oynamayı tekrardan düşünüyor musun? 2 seneden beri düşünüyorum da başlayamadık bir türlü ya. Abi bu maçta yenilirsen kapat. Burak Şener kariyeri atmayı planlıyorum da nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Atarım lan golü işte böyle. Atarım Russo. Oğlum, İstanbulspor'u yenersem şampiyon benim lan. Hadi bakalım. Bak, demedi deme. Aranızda şu an kaç puan fark var? 5. Güncelden baktığında. Güncelde mi? Şu an 2. Olabilir. Benim Trabzonspor'la şeyde İstanbulspor'la maçım yok. Olsa ben de yenerdim. İşte olsa. Lan oğlum, bu İstanbulspor hayvan gibi lan. Nasıl bu kadar gelişti bunlar? Abi benim şu anda ilk 11 oynattığım oyuncuya şu an yedekteymiş. Teklif gönderdiler. Sözleşmesi bitiyor. İstanbul mu? Cacares, Abi bas. Roveş hata olmadı. Çok pis bastırıyorlar. Araska. Teşekkür ederim kardeşim. Tsubasa serisinden beri takip ediyorum diyor. Sağ ol. Tsubasa Prens efsane halim ben ya. de diyor. Aynen. Murat abiyle az Tsubasa oynamadık. Ya Harbiden yapma ya. Cacares ya. Of bu defanslar niye 5 oynuyor ya?
Şu sandalyeni yağlaman lazım. Aynen. Aleyna abi, seninle çekildiğimiz fotoğraf silindi. Nasıl sildin? Aleyna Nasıl oldu da silindi? Antakya'da mı? Antakyalıymış. Nasılmış lan, senden beraber fotoğraf çekilmiş. Abi ilk abonenim diyor. Oyun manyağı. Hadi O lan, oyun mümkün manyağı. Yalan değil. söyleme. Muhtemelen bizizdir yani ilk abonesi. Ama yine de teşekkür ederim. Telefona format atıldı. Vay. Bir kere daha çekindiriz inşallah. İlk yarı bitti. Şimdi bunun sıralamaya göre Avrupa Kupası'na gitme şey olayları var. İkinci Şampiyonlar Ligi'ne gidecek yani. Benim de ikinci olmam lazım bir şekilde. Hadıran, hadıran. Hadi oğlum bastırın ya biraz. İşte bedeniz. Helal be oğlum ya. Bravo. Abi Deniz hak ediyor ya formayı. 4 oynuyor lan Özcan Çelik. Allah'ım ya Rabbim. Tabii ya, ben oyunu oynayalı 2 sene oldu. Kanaldaki eski videoları oynatma listesine bakarsan görebilirsin. Aleynacım, canım benim, teşekkür ederim. Punch Club'ı niye bıraktın Evlat? Punch Club'ı niye bıraktım? Hatırlamıyorum ya o dönem. Ya golü yedim şimdi punch'ına da Club. Beraberlik mi? Süleyman, iyi sabahlar, görüşürüz. At lan şunu, at artık. Atmanız lazım gençler. Kesinlikle gol atmanız lazım. Çık lan sen oyundan. Yıldırım gibi vurdu. Oha. Öz Soytekin yıldırım gibi vurdu diyor. Kaç kaçsın sen? 2-0 öndeyim. Tabii senin tuzun kuru. Defans oyuncularım sapıtmaya başladılar ama bravo. Ah, ben kazandım. Deniz, seni alnından öpüyorum çocuğum. Yalnız Caner Öztürk, Caner 2 asisti yapmış ya. Hadran bastırdım be biraz. Dakika. 87. Yok ya. Çık lan sen oyundan. Böyle bitmesi çok iyi olur ya. Kayserispor'a baksana abi. Kayserispor da kazanmış. Ya 3-1. bayda 1-1 bitti ya. Lanet olsun böyle. Süper. Çekişmeli birlik. Oğlum sen ne zaman 50 puan oldun ya? Abi ben son 4 maçımda adam akıllı galibiyet alamadım ya. Böyle olmasaydı hem Şampiyonlar Ligi, bak Süper Lig'deki son 2 maçımda berabere kalmışım. Ya son 4 maçta bir galibiyet almışım. Hatta son 5 maçta. Basacağım şimdi bir sürü hepsini Cezeres, aynen. antrenörü. Hadi abi hızlı. Ah. Senin dünyanın en saçma penaltılar videosundan beri takip ediyorum diyor Eren. Sabiha, görüşürüz. Bay bay. Son 181 abone diyor.
Mustafa 100 bin aboneye özel bir şeyler yapmayı düşündüm de yapamadım maalesef. Vay be, Adem Elmacı golü atmış. Sabiha çıkmış, bay bay diyor sana. Söyledim. Power Droid en sevdiğim adamın yayınındayım diyor. Hoş geldin Power Droid. Bir şey diyeceğim abi. Teklifler başlıyor oyunculara ya. Bunları sağlam kafayla yapmamız lazım. Bir sürü takip ettiğim oyuncuya teklifler gidiyor şimdi. Sözleşmesi bitecekleri. O zaman akşam saatinde mi girelim? Bilmiyorum, onun sözünü veremiyorum. Zafer Taylan gol atıp aynı zamanda maçın adamı oldu. Aferin sana. Öğrettiğim gibi. Seyit benim kontratımı reddetmiş ve İstanbulspor takımına gidiyormuş. Oyuncu rolünü belirle. Kulübün işine yaramayan futbolcu. Yedeklere düşür. Adam chatbox'a saat kaç yazmış ya? Oğlum oraya yazacağına baksana bilgisayarın köşesinden. Abi sen Türkiye'nin PewDiePie'ısın. Tabii ki daha kaliteli insansın. Teşekkür ederim öyle düşündüğün için. Günaydın oyun abi. Günaydın. ...66 kişi izliyor, 75 like var. Umut Vazlar'a girip çıkıyor ya, ondandır. Aynen o yayının açık olduğu andan itibaren. İsa, şimdi Burak abine sorsam hangi oyunları çekeceksin diye söylemez sana zaten. O çok oyun var ya. Bilmiyorum, onların planlamasını yapmak lazım. Abi. Benim. Hadi kaydedelim. Bu Göztepe maçı var. Maça hiç girmeyelim abi. Çünkü bir sürü teklifler şeyler gidiyor. Hızlıya alırsak özensiz bir şekilde son haftalara heba etmiş de olabiliriz. Dikkatli oynamamız lazım. Peki. Okey. Saat 7:45. Hadi o zaman. Arkadaşlar var mı söylemek istediğiniz bir şey? Murat abi senin de söylemek istediğin şeyler varsa. Ya. Okey. Tekrardan görüşürüz. Canlı yayında, başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Ligin kritik maçlarına devam edeceğiz. Akşamüstü bir canlı yayın açabiliriz aslında Murat abi. Ben yarın çalışmıyorum. Pazar. Boştayım ya. Yarın pazar değil oğlum. Bugün pazar Ya. işte. Yani yarın pazartesi. Yok ben bugünden bahsediyorum. Sen yarın da mı Ha. çalışmıyorsun? He. Ben bu hafta muhtemelen boşum. Gece değil de oğlum bak git abi senin dudaktan öpüyorum. Ne? Abi senin dudaktan öpüyorum diye bir şey mi var ya? Şu an CS açamayız maalesef. Buluşma yap. Arena bir gün olabilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Akşam saatlerinde belki bir canlı yayın açabilirim bilmiyorum. Duruma göre haberleşiriz. Ha, bak bazı arkadaşlar yaşlı kurtun ne oldu diyor kanala. O kanal şu an sadece ara verdim ben. Biraz psikolojim düzelsin geri açacağım. Yani devam edeceğim. Bekliyoruz Murat abinin dönmesini. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.
Kendinize iyi. Haydi Allah'a emanet olun hepiniz. Bay bay.